Anne babalar çocuklarıyla birlikte e, şu üç şeyi yapmalıdırlar. Bir, onlarla birlikte zaman geçirmeliler. İki, onların yaptıkları etkinliklere katılmalılar ve desteklemeliler. Yani çocuk resim yapıyor, 4 yaşında, 5 yaşında kalemi yeni tutmaya başlıyor. Yanına otursun anne baba, hadi birlikte yapalım ben de birazcık seni görmek istiyorum. Neler yapıyorsun şeklinde orada birazcık çocukla birlikte eylemi başlatabilmeliler. Birlikte biraz resim yapalım mı ya da kitap okuyalım mı? O yaşta tabii henüz okuyamadığı için anne babanın okuması gerekiyor. Ben biraz masal okusam peki sen buradan ne anladın? Hangi kahramanlar vardı? Çocuğun algılamasıyla ilgili yani yapılan etkinliklerde birlikte olmalılar. Üçüncüsü de şu, mutlaka bir şey yaptığında, güzel bir şey ifade ettiğinde, aa ne güzel saydın buradaki kahramanları, aferin sana deyip teşvik etmeli, cesaretlendirmeli, yüreklendirmelidir anne babalar çocukları. Zaten bir süre sonra anne baba geçtiğimiz günlerde bir velimiz söyledi. Hocam dedi daha ilkokula başlamadı ama çok güzel resimler yapıyor. Baktım şöyle gerçekten güzel resimler yapıyor. Galiba dedi bu çocuğun biraz resim yeteneği var. Ben de dedim ki oradan biraz yürütün. Yani oradan biraz devam etsin. Eğer o yetenek desteklenirse çocuk da oradan yürüyebiliyorsa orada bir yetenek var demek. Ne yapacağız biz? O yeteneği geliştirmek için bir resim öğretmeniyle görüştürmüşler. O da desteklemiş. Evet demiş. Bu çocuğun kalem kullanma, renkler, resimler konusunda özel becerisi var. O zaman o beceri destekleniyor. Kurslarla, etkinliklerle ve karşımıza çok etkin bir resim yapabilen ve resim yeteneği çok iyi olan bir birey çıkabiliyor. Hı hı. Peki bu desteklenmezse birey oradan yürüyemeyebiliyor. Dolayısıyla yetenek aslında var ama köreliyor. Köreliyor.